Şöyle bir faizsiz 30 bin lira çok iyi gelmez mi? Hangi krediyle tabii ki gelir. Hemen hangi kredi uygulamasını indirin, bankaları karşılaştırın, 30 bin liraya varan faizsiz fırsatlardan anında yararlanın. Hangi kredi? Hocam modern futbolda Beşiktaş bölümündeyiz. Tamam. Beşiktaş derbide Galatasaray'a 1-0 kaybederek bu sezon çıktığı 5 derbinin 4'ünden mağlubiyetle ayrılmış oldu. Ee, stadın yapılmasından sonraki süreçteki o Fenerbahçe ve Galatasaray serileri bitti. Ligdeki namalup serisi. Ee, aslında biz Beşiktaş'ta her zaman şunu görüyorduk, söylüyorduk. Sezonlar ne kadar kötü giderse gitsin Beşiktaş derbilerde ya da bu tarz hedef maçlarda her zaman o e, karakterini koyar ve bir şekilde rakibini zor duruma düşürürdü. Skoru alamasa bile rakibi gerçekten e, zorlanırdı o maçları kazanma konusunda ama Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında hiç öyle olduğunu görmedik. Ee, siz bunu neye bağlıyorsunuz? Yani nereye bağlayacağımı bilemiyorum. Ee, baştan başlayalım. Şimdi bir kadro çok kötü cüller var. Hayır, onların zannettiği kadar kötü değil. O kadar kötü değil. Yani Pendi yenemeyecek kadar veya Pendik'ten iki maçta bir puan aldı değil mi? Evet. Bir de dörtlük oldu. Dörtlük evet. yani. O kadar kötü değil. Değil. Ama performans sorunu da var. Ya bakın Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde kadro ciddi ciddi gerisinde. Hı hı. Ama Hatay Galatasaray'a engel çıkarabiliyor. Samsun gelip Kadıköy'de veya Alanya Fenerbahçe'ye sorun çıkarabiliyor. Bunlar oldu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın da sorun çıkarması beklenirdi. Hiç sorun çıkaramadı, hiç karşılık veremedi bu garip. Yani ben bunu artık kimliğinden uzaklaşmak olarak tarif edebiliyorum. Performansından uzak mı? Evet, çok uzak. Çok uzak. Kalite konusunda rakiplerinden uzak. Ama kimlik kaybı var. Bakın türbün inanıyor kazanacağına. Neredeyse emin. Ama e, takımın hiç umudu yok. Hiç yok. Öyle görünüyor sahada. Bu biraz kimlik kaybıyla açıklanabilecek bir şey. Yani Beşiktaş, Beşiktaş gibi durmuyor sahada. Bir kimlik erozyonu böyle kar topu gibi gidiyor. Yakışmayan bu. Yoksa ne olacak? Kazanırsınız, kaybedersiniz. Ki sezon başından beri çok teknik direktör değişti. Bir seçim oldu, yönetim değişimi oldu. Devre arası transfer dönemi yaşandı. Beşiktaş'ta onu da söyleyelim. Bir diğer sorum hocam. Şimdi geçtiğimiz hafta biz modern futbolda derbiyi konuşurken Fernando Santos'un oyun planından aslında bahsetmiştik. Ve aslında Santos'un bu oyun planı içinde olabilecek en kötü şey oldu. Ve ikinci dakikada Galatasaray golü Hı. attı. Oyunun devamına baktığımızda yani yanlış hatırlamıyorsam 60. dakikaya kadar e, benim gördüğüm Beşiktaş aslında o oyun yapısından vazgeçmedi. Yani bir risk aldığını göremedik çok fazla. Sizce Fernando Santos Galatasaray'a karşı maçın başında golü yedikten sonra bu oyunu devam ettirmesinin sebebi kendi oyunda mı çok güvendi yoksa Galatasaray'dan mı çekindi? Hem ikisi de bir arada hem ikisi de olmayabilir de şu da olabilir. Bakın 2-0 olması çok dağınık bir hale getirebilirdi. Bu biraz korktuğunu gösteriyor. Çekinliğini gösteriyor. 2-0 olursa dağılır, dağılırız ve toparlanamayabiliriz. Yani farka da götürebilir. Dolayısıyla bu düşük skorda tutulsun... ...son bölümde... ...ataklarımızı yaparız, hamlelerimizi yaparız, son bölümde riskler alırız... ...diye düşünmüş olabilir. Yani birbiri bulmak için. Bundan kaynaklanıyor olabilir. Bazen teknik adamlar yapıyor Ben işte... Ee, ...ben de... ...bir dönem teknik direktörlük yaptım. O şeyi hiç... E, ...bilemedim ben. Aslında belki doğru olan budur. Şeyi bilmiyorum. Ben bir gol yenildiği anda hurra. Hı, hı. Ee, tabii başımıza işler geldi gelmedi değil yani. Ha, hemen çevirdiğimiz de oldu. Hı hı. Ee, farklı kaybettiğimiz de oldu. Hoca bu riski almadı. Yani hemen çevirmek havuç, farklı kaybetmek ceza. Evet. Bu riski almadı hoca. Devam etti. Bunu deneyimle de açıklayabilirsiniz. Denim, deneyimli teknik adamlar genelde böyle yapar. İşte benim o dönem, içinde bulunduğum dönem gibi çaylak teknik adamlar da hurra. Onlar da bazen... çevirir, bazen de... beşlik olur. Bu riski almadı. Biz gençken alabildik. Ee, zaten gençken riskler alınıyor. O yaşta anlamayabilir. Buna saygı duyarım. Deneyimini, deneyiminin sesini dinlemiş olabilir. Ama... ortada bir gerçek var. Beşiktaşsanız... İçerideyseniz, siz bir adım kıpırdadığınızda stadı yıkacak taraftar. Bütün agresifliğiyle, bütün yüksek temposuyla, bütün yüksek motivasyonuyla... Orayı çevirmiş 43 bin Beşiktaş var. Onların önünde bu kadar çekingen kalmak... Onu doğru bulmadım. Yani bağlasanız durmaz normal şartlarda. Bağlasanız durmaz. İçeride Beşiktaş. Evet. Ne demişti hoca geldiğinde? da kimse bizden daha fazla koşamaz. Koşmuş mu? Koşmuş. Koştu. Kimse bizden daha fazla topa sahip olamaz. Olmuş mu? Oldu. Olmuş. 1-0 geridesiniz ve bitime 98 dakika var uzatmalarla beraber. Evet. İlk devrenin sonuna ve maçın sonuna hepsini beraber 100 dakika. 2. İki, dakikada gol yediğiniz geriye kaldı 98 dakika. 98 dakika Beşiktaş'a gol lazım. Topla oynama oranları %48-52. Galatasaray'la yine. Ceza sahasına girişler Galatasaray lehine, e, şutlar Galatasaray lehine, XG Galatasaray lehine. E oldu mu hocam şimdi? Olmadı. Yani burada da bir tutarlılık problemi oldu. Neticede siz bir kılçımsak çaksanız e, stadı cehenneme çevirecek. Bir taraftar varken o kıvılcımı bir türlü çakamadı Beşiktaş. O, ona şaşırıyorum. Yani kimlik problemi derken onu kastetmeye çalıştım. Olmadı. Siz böyle anlatınca geçtiğimiz sezonki Galatasaray maçı aklıma geldi. Hı hı. O maçta da Galatasaray öne geçmişti. Evet bu kadar erken evet. öne geçmemişti ama Beşiktaş bir reaksiyon verip çabuk ıı, döndü. Çabuk dönmüştü. İlk yarı sanırım 1-1 bir, bir sona ermişti. 3-1 bitti maç. 3-1 bitti. 3-1 evet. kazandı. Yani evet. şampiyona karşı bunu yapabildi. Kadıköy'de ne yaptı? 1-0 geriye düştü. İkinciyi yemek üzereydi. Penaltı atılıyordu. Evet. Üstelik de 10 kişiydi. 4 tane attı. Reaksiyon. Doğru. Yani hiç mi göstermezsiniz? Hiç mi bir hadi arkadaşlar falan bilemedim. Beşiktaş, Beşiktaş gibi değil derken kastettiğim bu. Ka kaybedersiniz yani. Kaybedilir. Ama Beşiktaş gibi kaybetmedi. Ee, yine Fernando Santos hakkında şunu sormak istiyorum. Oyuncu değişikliklerinde geç kalın düşünüyor musunuz? Yani çünkü Abubakar e, 80. dakikada oyuna girdi Muleka ile beraber. 60. dakikada bir gez alemlesi gördük. 60. dakikaya kadar herhangi bir değişiklik yoktu ki Abubakar konusunda da ayrıyetten bir parantez açayım ve size sorayım hocam. Önce kadro dışı kaldı, affedildi. Şimdi sadece 10 dakika süre oluyor. Evet muhtemelen ya kiloda almıştır ya da e, formda bir Abubakar yok ama böyle bir maçta son 10 dakika mıdır Abubakar'ın alması gereken süre? Abubakar'ın girişi çok geç. 80. Cenk'in çıkışı da çok geç. Hı hı. Yani Cenk kayboldu iki stoperin arasında. Yani Nelson'la şey hokus hokus pokus yaptılar Sanchez. Kaybettiler şeyi. E, Cenk'i göremedik. Semih alabildiğine uzak kaleden. Uzaklaştırılmış uzaklaştırma vermişler. Şey. E, e. o da olmadı. Ben yani Gezzal'la çok geç. Yani ben 38. dakikada yapın demiyorum ama en azından devre arası bir oyuncu değişikliği bekliyorduk devrede. Yani Abubakar girebilir. Gezzal girebilir. Antareviç gelebilir. Ben 2-3 tane değişiklik bekliyordum 46. dakikada, devre arasında. Çok geç kalındı. Abubakar'ın bu git gel git gel durumları işte kadro dışı af işte 10 dakika. Yani kötü bir şaka gibi işte. Verilen bütün kararlar hepsi şaka gibi. Kadroya getirilmesi şaka gibi. Kadro dışı şaka gibi. Af şaka gibi. 10 dakika bu da ayrı bir şaka gibi. Üst üste stand-up üst üste şakalar. Ama pek gülünecek şakalar değil. Yani Soğuk şakalar taraftarı. yani değil. Taraftarın sinirini bozdu bu işler. Hocam Beşiktaş bölümünün de sonuna geldik modern futbolda. Tamam. Dilerseniz soru cevap bölümüne geçelim.